Mersin'de daha fazla kalamazdım. Düşündüm, taşındım. Bu sefer menkıbe hanımı açılmaya karar verdim. Evet, ona evlenme teklif edeceğim. Ucunda ölüm yok ya. Böylece Önder eşiği de avucunu yalamış olur. Ama ya gidip Masar evladıma durumu bildirmem lazım. Buradan da Masar'ın evine yürüyerek gidilmez ki. Buldum, otostop yapacağım. Evet, şimdi şu cep telefonu reklamı için bir şeyler düşünelim bakalım. Yani bu cep telefonları da hayatımızın her yerine girdi. Neredeyse çiş etmeye bile cep telefonuyla gideceğiz. Hay Allah'ım, cep telefonuyla yapılabileceklerin şöyle hepsini birden anlatan yardımcı bir unsur bulsam. Öyle... dur bakayım. Şunlar olabilir sanki. Ay, faturalar yatacak. İnternette web siteleri taranacak. Borsada alsat yapılacak. Yapacak o kadar çok şey var ki... Ay güzelim, yakışıklım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Yardım mı? Nasıl yardım? Ben ve cep telefonum. Yok, bu olmadı. Saçma sapan. Antipatik oldu zaten. Ben cep telefonum. Böyle daha çarpıcı, daha aklak... Tabii ya. Parmak. Bana bak, beni kullanabilirsin. Seni kullanabilir miyim? Nasıl kullanacağım? Cep telefonumla her şeyi yaparım ben. Nasıl yapacaksın? Böyle, takip etmeyin, takip et. Oş, gel bakayım buraya. Bana bak, öyle el hareketi falan yapma, kafamı bozma. Ateş! Bana kapı çalıyor, yoksa seni çok fena biçen çarpalım elimi tercihine. Nasıl yapıyorsun be? Yap bakalım, ne yapacaksın görelim. Allah Allah! Sinirde beni. Bana bak, bana cevap verme. Vereceğim işte, vereceğim. Ben şu kapıyı açayım, sonra göreceksin. Sen geç şöyle. Ben hemen açacağım. Ya geç şöyle diyorum. Düşecektin salak salak. Bana bak, ağzını topla. Büyük yere kalkın. Ne büyüğü be, ne büyüğü ya. Karışma diyorum sana, geç şöyle. Allah Allah. Merhaba. Vay be Sultan, geldin. Hoş geldin anne, hoş geldin. Bak, bak Melikoşum. Vakit geldi de geçiyor. Bu arada Seda Sayan bile tam 11 kere evlendi. Yani anne maşallah ya maşallah. Dakika bir, gol bir. Şöyle otur bak, otur. Bir nefes al şurada. Yani gelir gelmez küt diye başlıyorsun. Evlen. Aman be oğlum. Benim hoşuma mı gidiyor sanki sana evlen diye baskı yapmak? Kocaman adam oldun. Artık senin kendin akledip evlenmen lazım. Anne yapma Allah aşkına. Sadece evlenmek istemiyorum o kadar. Allah Allah. Sen karışma. Nasıl karışma? Nasıl karışma canım? Beni torunsuz mu bırakacaksın yani? Bana bir torunu çok mu görüyorsun? Peki ya ta 3. Mahmud'a dayanan soyumuz ne olacak? Soy ağacımız ne olacak ha? Sen de Tema'ya söylersin, senin için 1500 tane meşe palamudu dikerler. Yani anne, Arzum Onan'dan çocuk isteyen Mehmet Aslantuğ gibi elinde bir bebek bezin eksik ha? Ay, ay! Ay çok bilmiş. Hadi ne olursun minik kuşum, hadi ne olursun artık evlen, hadi hadi. Ben bir torun istiyorum senden. Yani Nur'dan toruna bile razıyım vallahi. Vallahi ya. Ya anne bak, içimden geldi. Hislerime tercüman olsun diye sana bir şarkı söylemek istiyorum. İstek parçası bu. İnşallah işe yarar. Annem bana kız beğenmiş. Evlenmem. İmanıma evlenmem. Şimdi her zaman şunu söylemişim. Evlenmem, imanıma evlenmem. Büyük Üstad Mahsun ne güzel buyurmuş değil mi anne? Evleneceksin. Evlenmezsen ölüvereceksin. Denizli Nasuhi Bey de böyle buyurmuş. Eğer ben de sana helal süt emmiş bir kız bulup da evlendirmezsem... ...bana da menkıbe demesinler. Melahat İşte desinler. O kadar. Başka, sus! Başka bir şey desin. Evlenirim anne, bana bir kız bul, ever beni. Ana beni eversene diyeceği yerde... ...kalkmış bir de benden alay ediyor. Terbiyesiz rezalet bu, rezalet. Of ya. Sinirlisin galiba. Sinirliyim tabii. Yani aileden sorumlu devlet bakanlığına annemi getirseler... ...Türkiye'de evlenmeyen çift kalmaz ha.
Memduh Ünle, Fatma Girik, İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Sevim Emre, Orhan Gencebay hepsi evlenir. Hatta Gökberk Ergenekon'dan Nilüfer bile evlenir. Gerçi ayrıldılar ama barışır yine evlenirler. Torun görecekmiş. O torun görecek, ben de dünyanın kaç bıçak olduğunu göreceğim. Kapı çalıyor, saklan sen. Tamam. Acaba annem geri mi geldi ya? Şimdi kim bilir neler söyleyecek, aklına neler gelmiştir. Hoş geldin kanka, ne haber, iyi misin? İyidir kanka. Ben aslında seninle bir şey konuşmaya geldim. İyi konuşalım, söyle hadi. Söyle. Oğlum bütün sesli harfleri saydın, artık cümle kur istersen. Ben işler ne alemde diye sormaya gelmiştim. Ne alemde olacak? İşte öyle bir alemde bir şeyler yapıyoruz ama sen galiba tuhaf bir alemdesin bu ara. Yok canım, ben de çalışıyordum da bunaldım biraz. Neyse, biz en iyisi yollarımızı ayıralım da çalışalım kanka. Tamam. Ben bir şeyler buldum ama hazır değilim. Hazır olunca sana söylerim. Neyse tamam, hadi görüşürüz o zaman. Söyle. Bu Müfit'e de son günlerde bir şeyler oldu ha. Kupayı cimbama kaptıran Arsenalliler gibi suskun. Gülme. Bana bak, gülme, benim sinirimi bozma. Tamam, gülmüyorum. Çok hoşuma gitti, güzel bir espriydi. Tamam, uzatma artık ha. Kusura bakma, ben de sinirimi senden alıyorum. Olsun canım, dost değil miyiz biz? Allah razı olsun evladım. Abiciğim. Efendim. Öyle zart diye arabanın üstüne atlayarak otostop olmaz ki. Kusura bakma evladım. Ben otostop öyle yapılıyor sanıyordum. Bir cahillik ettim, affet artık. Bak az kalsın ölüyordun. Öyle otostop olmaz ki. Tövbe. Haklısın tabii. Şuna bak. Sanki biz otostop yapmasını bilmiyoruz. Normal otostop yaptık da duran otomobil mi oldu sanki? Evet, söyle bakalım parmak. Nedir senin derdin? Benim derdimden sana ne? Hıyar herif. Aa, parmak kadar parmaksın. Yakışıyor mu insana böyle laflar? Sen lan, hırta, zırta, parta. Üf ya, ben seninle mi uğraşacağım? Ama seni bir sileyim de gör. Yapma, beni böyle bir kalemde silip atamazsın. Öyle bir silerim ki görürsün. Yapma. Geldim. Hoş geldin baba. Merhaba Basar evladım. Merhaba. Basar evladım, ben düşündüm, taşındım. Tabii senin de iznini alaraktan annen Menkıbe Hanım'la evlenmeye karar verdim. Baba sen zaten başka hiçbir şey düşünüp taşınmazsın ki. Ya siz akrabasınız. Akrabalar arasında evlilik olmaz. Olur mu? Biz dünürüz. Akraba değiliz ki. Tamam işte, o hiç olmaz. Olur. Zaten ben kararımdan vazgeçecek değilim. Hani bir de senin haberin olsun diye uğradım, geldim sana. Şimdi Menkıbe Hanım'la konuşmaya gidiyorum. Baba. Hadi bana eyvallah. Baba bak, kaç yaşındasınız böyle mart kedisi gibi, ne oluyorsunuz ya? O annemle evlenmek istiyor. Annem beni evlendirmek istiyor. Firdevs başka bir şey istiyor. Dallası geçti ya. Ne güzel bir adam Mersin'e gitmişti, uzun zamandır yoktu. Nereden çıktı şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.